Silahı lazımdır ağabey. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim, kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey. Yolla, bırakma beni şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Hareket versin efendim. Yine bekleriz. Adamın biri... Ulan ne güzel fikraymış bu. Alo buyurun, Akasya durağı efendim. İyi geceler birader. Birader, bana acil bir taksi lazım. Yalnız gelecek arkadaşa söyleyin, kısa mesafe olacak. Uy beyefendi, kusura bakmayasınız, şu an hiçbir taksimiz ha buraya yoktur. Hepsi dışarıdadır yani. Kardeşim, kısa mesafe dedim diye mi taksi yollamıyorsunuz? Ben sizin daimi müşterinizim. Ayıp, ayıp. Uy beyefendi, ne alakası var daha? Biz Akasya durağı olarak uzun veya kısa mesafe bizim için hiç önemli değildir. Yani biz aksine ayrımcılığa karşıyık yani. Ayrımcılık yapmıyoruz biz. Ay, uy beyefendi. Vallahi çok şanslısınız ha. Şimdi bir taksi yanaştı ha buraya. Siz bana adresi verin. Ben hemen o arkadaşı göndereyim size. Tamam, dinliyor musun? Dinliyorum. Papatya sokak 26. Evet. Tamam beyefendi, hemen gönderiyorum. İyi akşamlar. Uy ula, bu fırsat bu fırsattır. Saat 12'yi de geç iyi. Nur babacığım yatağında sıcak sıcak yatarken ben hiç kimseler görmeden gider gelirim. Uy dağlar, dağlar. Sen de Sinan abine yapıştır. Yok ağam, git alay sever sen ya. Yok, mevzu para olunca amma fırıldak oluyorsun, dansöz bile oluyorsun. Yuh siye ya. Ya sen de ne kadar cimri adamsın. Cebinde akrep mi var ya? Ne olur Sinan abinin yapıştırsan alnına. Kahretsin, benzin bitmiş.
Alo polis mi? Ne acil işe bindin abicim ya? Hayırdır, nereye gidiyorum? Şöyle düz gidelim birader. Birkaç yere uğrayacağız. Ben ablamın evine uğrayacağım. Birkaç parça eşya alacağım. Sen beni kapıda beklersin değil mi? Oy, hem de seve seve beklerim abicim. Ayıp ediyorsun. Anlaşılan bu gece senin sayende çok para kazanacağım. Seni bana Allah mı gönderdi? Vallahi ne mübarek bir adama benziyorsun sen de ha? Vallahi tebrik ederim. Bir bakıya çözdün beni ya. Belli insan sarıksın sen. Öyle derler. Ya lan ne güzel yedik, içtik, eğlendik be. Takılacaksınız sen abinize, hayatınızı yaşayacaksınız. Her gece eğlence, her gece atraksiyon. Nasıl ama? Vallahi ya. Bu akşam çok iyi oldu abi. Abi biz çok fena sarhoş olduk kesin ha. Burada kaç tane sıfır var, ben yanlış mı görüyorum ya? Ya ver şimdi, ver şimdi. Ne? Ya bizim bu Türk lirasından sıfırlar atılmadı mı? Bu ne ya? Yuu! Bakalım biz burayı satın mı alıyoruz ya? Ya ne görgüsüzsünüz? Verin bakayım şuna ne kadar tutmuş bu hesabı ya. Aa bu! Bu ne böyle ya? Ödeyin bakalım hadi. Ödeyin derken? Aha! Biz bunu nasıl ödeyeceğiz? 1300 lira! Bunun küsuratını ödeyemeyiz biz. Abi bizi sen getirmedin mi buraya? Erracan'a göre senin ödemen lazım bunu. Olur mu öyle şey mertim sertim? Benim hesap ödediğim nerede görülmüş lan? Evet beyler, o da var. Bugüne kadar bu adam hiç hesap ödememiştir. Zorlamayın pamuk ellerce be. Şu taktığımız paraları geri alsak mı? Yani? Kaç para toplayabildiniz lan? Abi 220 lira var burada ya. Yuh! Ulan küsuratı bile ödeyemedik ya. İşte bozuklar var. Akalar, garsonlar herhalde bir problem olduğunu anladılar. Bu tarafa doğru bakıyorlar pis pis. Sinan yap. Sinan abi ne yapabilir ki? Ne demek lan ne yapabilir ki? Abi! Akam ne oldu? Abi! 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 Akam iyi misin? Çok kötüyüm. Karnım çok ağrıyor. Abi iyi misin abi? Herhalde zehirlendim abi. Ya kardeşim burası ne biçim müessese böyle ya? Adam yediği balıktan zehirleniyor ya. Bu ne? Bir dakika beyefendi sakin olalım. Aa adam ölüyor baksanıza kardeşim ya. Ya kardeşim nasıl sakin olacağız? Çekil adam ölüyor ya. Ya bırakın tatavayı da hastaneye yetiştirin beni. Ölüyorum karnımın ağrısından abi. Sakin ne yediysek ya Allah'ım ya. Ya bırak ne hesabı kardeşim? Ben burada can derdi deyip sen hesaplıyorum. Görüşürüz güzelim hadi öptüm. Abi. Lan bunu çözüştüm ben. Hastaneye gitmeden beni sakatlayacaksınız. Hastaneye gitmeden öldüreceksiniz beni. Ne yapıyorsunuz? Hadi hastaneye çabuk. Ya ne hastanesi ya? Ne kadar safsınız ya? Benim zehirlendiğim falan yok. Numara yaptım oğlum. Türk gibiyim lan. Numara mı yaptın yani? Tabii numara yaptım lan. Hesabı ödememek için. Ama sizleri nasıl dışarı çıkardım? Vallahi korkulur senden Sinan Çakuş. Şeytana pabucunu ters giydirirsin yani. Tabii giydiririm. Benim adım Kaya. Sinan Kaya. Memleket Kartal Kaya. Geldim buraya Kaya Kaya. Telefonu unutmuşlar ya. Kerizleri nasıl yedim ama? He? Zehirlendim diye midem ağrıyor dedim, karnım ağrıyor dedim. Resmen Oscar'lık oyun çıkardım ha. Ulan hesap ödetmedim size, yüzünüz gülsün biraz. Eğer yoksa onlar bize yüklüce bir hesap kakalayacaklardı ama biz onlara... Lan ne oluyor öyle ki kaşınız gözünüz oynuyor? Tik mi geldi? Ne oldu? Balıktan mı zehirlendiniz? Balık tazeydi oğlum. Hem de çok lezzetliydi ha. Tabii canım taptazeydi balıklar. Bak da bu. Lezzattan bu soba aldık da. Garson bey sizin ne işiniz var burada? Cep telefonu unutmuşsun da onu getirdim. Bu. Hayrola sen zehirlenmemiş miydin? Gayet iyi görünüyor. Zehirlendim dedi ama açık havaya çıkınca iyi geldi. Gerçi şimdi tekrar başlıyor. Karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. Karnıma vurdular, karnım ağrıyor. Böğrüm ağrıyor, böğrüm ağrıyor. Böğrüme vurdular, böğrüm ağrıyor. Ölüyorum yani. Biz buradayken balıktan ölmek yakışık almaz. Biz döve döve öldürürüz seni. Bir dakika ne oluyor? Kendine gel. Bana bak. Sen tek başınasın, biz 4 kişiyiz. Yani 4 silahşörleriz. Artos, Portos, Aramis, D'Artagnan. Ne haber? Siz 4 silahşörsünüz. Biz 300 Ispartalıyız. Ne? Abbas, Adil, Attan, Akın, Ahmet, Burhan, Caner, Davut, Ekrem, Ejder. O ne ya? Maşallah kaç kişi varmış içeride ya, say bitmedi. Alfabetik sırayla sayıyorum. Dikkat ederseniz daha E harfindeyim. Daha da sayacağım. Bu. Ersan, Fevzi, Gökhan. Bu. Arkadaşlar erkekliğin %90'ı
kaçmaktır. Kaç! İn bakalım aşağı delikanlı, in. Uy, hayırdır, ne oluyor polis memuru abiciğim? Bir olay mı oldu? Yoksa buraya park etme yasağı vardı, Allah'ın tanıda ben mi göremedim? Dalga mı geçiyorsun sen? Suçunu bizden daha iyi biliyorsun. Aç bakalım şu bagajı, aç. Hayırdır, Allah Allah. İşte, çalıntı mallar burada. Çalıntı mı? Yemin ederim komiserim, ben hırsızlık falan yapmadım da ben bugüne kadar karımın, çoluğumun, çocuğumun boğazından bir tek haram lokma geçirtmedim, geçirtmem de. İyi öyle söylüyorsun da oğlum, bu çalıntı mallar senin taksinin bagajından çıktı. Ali Kemal! Sen hırsızlık mı yaptın Ali Kemal, ha? Hırsızlık mı yaptın? Allah seni kahretsin! Puh sana Ali Kemal, yazıklar olsun. Yani Ali Kemal, biz sen namuslusun, ahlaklısın diye bu kızcağımı sana verdik. Sen ise uğursuzun, ahlaksızın ağlaması çıktı. Ya Safiye Hanımcığım, vallahi ben hırsızlık falan yapmadım. Daha bugüne kadar sen gördün mü? Vallahi bu işte bir yanlışlık var. Bir yanlışlık vardır Ali Kemal. Ben o yanlışlığı seninle evlenerek yaptım. Sen şimdi içerideyken ben Şenol'uma ne diyeceğim? Baban hırsız mı diyeceğim? Çok konuşma, çok konuşma Narin. Eğer şeyler senin yüzünden oldu, bu çocuğa baskılar yaptın böyle, bu parayı yetişme suladın, o da dayanamadı, bu parayla geçinemem dedin, gitti hırsızlık yaptı. Sen bana parayı yetiştirmek için mi hırsızlık yaptın? Ya Narin, ben sana parayı yetiştirmek için hiç ev soyar mıyım? Saray da soymam, giderim direkt Merkez Bankası'nı soyarım da senin boğazına anca yeter. Hem suçlusun hem güçlüsün, öldürürüm ben seni be! Yeter be yeter! Sakin olun. Karakolda olduğunuzu unutmayın. Bak vallahi atarım hepinizi nezarete ha. Komiserim, bunu polis memur abilere de söyledim da bu çalıntı mallar benim değil, Taksim'de bulunan müşterinindir. Saygıdeğer komiserim, ser komiserim. Şimdi bu arkadaş, bu çocukcağız, bu mallar benim değildir. Bu müşterinin mallarıdır de. Peki şimdi ne olacak? İyi de Osman, suçüstü var. Şimdi Ali Kemal'i nezarete atacağız. Sonra da mahkemeye sevk edeceğiz. Şayet suçsuzsa mahkemede suçsuzluğunu ispatlasın. Hüseyin, Ali Kemal'i nezarete alın. Başla komiserim. Bak bu Ali Kemal içeriden uzun bir süre çıkmaz, biz sana bir koca bulalım. Sakın ha bak Nanim, eğer sen ben nezaretteyken böyle evlenirsen benim yapraklarım solar, böyle dökülür daha. Beter ol Ali Kemal, öldüreceğim ben seni. Çıkma bir daha içeriden zaten. Ya Şenol'un da mahcubu yok. Ya Hüseyin, ben lütfen bak. Safiye, ben yokken kendine koca bulduğun yetmezmiş gibi şimdiki Narin'e mi koca bulursun? Yürü yürü, yürü! Seni yürü kız zıplak, hadi yürü! Tren geçti. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İsimlerinden olan Pierre Lambert bugün bir film için İstanbul'a geldi. Pierre Lambert'in İstanbul'a büyük bir hayran kitlesi bulunmakta. İşte seri gösterilerini görüyorsunuz. Bonjour İstanbul. Merhaba Pierre, merhaba aşkım. Senin bonjour diyen dillerini yerim ben. Bırakın beni, öpeceğim. Bırakın bizi, hayır ben. O benim aşkım, bırakın. Merhaba Pierre, film için mi geldiniz İstanbul'a? Evet, film için. Geldim, bir Türk oynayacağım. 6 aydır Türkçe ders alıyor. Çok güzel. İstanbul'u nasıl buldunuz? İstanbul ben görmedim. Daha gezeceğim. Gezeceğim inşallah. Merci, merci. Birazcık yorgunum. O yüzden dinlenmem lazım. Merci. Aşkım, Pierre. Sen benim aşkımdan ya. Lan senin aşkın.
Merhaba arkadaşlar. Merhaba Osman abi, hoş geldin. Nuri kardeşlik, ne olacak bu Ali Kemal Vitaminsiz'in meselesi? Karısı evde ağla, kendisi de poliste nezarette. Nezarette mi? Abi, Ali Kefari nezarette ne işi var? Ya işte arabasında hırsızlık malı yakalanmış. Polis de şüpheli sayıp atmış içeri. Ya Ali Kemal dünyanın en saf, en temiz insanıdır. İspiyoncudur falan ama öyle şey yapmaz canı. Ali Kemal yapmaz. Ali Kemal yapmaz. Ali Kemal yapmaz. Ali Kemal bence de yapmaz. Yapar. Ali Kemal her şeyi yapar. Mümkün değil yapmaz. Vallahi billahi billahi yapar. Ya anne çocuğun günahını alıp durma. Ali Kemal hırsızlık yapmaz. Yapar. Herhangi birisi gelip Ali Kemal hırsızlık yapıyor derse aklından şüphe ederim ya. Peki Ali Kemal çalmadıysa hırsızlık mallarının bagajında ne işi vardı? Müşterisi şu eve uğra ablamın evinden bir şeyler alayım geleyim demiş. Adam gitmiş ama gelmemiş. O arada da polis gelmiş Ali Kemal'i paket. Hadi oradan bana masal okumayın. Ali Kemal taksici mi müşterisi olsun? Belli ki hırsızlığa çıkmak için çalmış taksiyi de. Anne şiştim ya. Ya çocuğun günahını alıp durma. Ali Kemal hırsız olamaz. Yani Şazment Hanım, bence sen hiç ülme. Çünkü bu kay günahla bu toprak seni kabul etmez. Böyle zombiler gibi ortalıkta dolaşırsın. İnşallah Ali Kemal'in suçsuzluğu ortaya çıkacak ve hapisten çıkacak Şazment ablam. İnşallah yarabbim ya. Arif'im Edirne ciğerim, hadi benim şu sırtıma birazcık mesaj yap. Dün akşam karakola gittik ya Ali Kemal için, orada biraz üşütmüşüm. Hadi aslanım, sırtıma şuraya biraz masaj yap. Ha? Masaj derken? Masaj derken bildiğin masaj yani. Kalp ameliyatı yap demedim be çocuğum. Şöyle baş parmağınla böyle bastıracaksın kuruluşlarımı. Hadi. Benim Trakyalı Osman Ağam masaj işleri de yapmaz mıyım ben ya? Oh. Ellerine sağlık aslan kardeşim benim. Yavaş lan yavaş. Öldürecek misin beni be? Bu kollar lazım bana. Direksiyon sallayacağım onlarla. Ay tamam Osman Ağa. Arif'im tarifim, Osman Ağa'nın makyajı bittikten sonra bir de bana makyaj yap lan. Tamam tamam yaparız. Yavaş be yavaş. Tamam. Bum bum bum. Ah şu biraz da boynumu yapsana be. Boynum tutulmuş soğukta bak şuralara şuralara. Hadi bak. Ne biçim parmaklarım var be? Buz gibi bir de bile uzun ince. Bir yoldayım. Yavaş. Bu nedir be? Ne biçim parmağın var? Evet, Arif'in parmakları hem uzundur hem de buz gibidir. Arif'in parmakları yılan gibidir de. Nasıl, güzel mi Osman Ağa? Sen hem bir elinle çay içiyorsun, öbür elinle tabağı tutarsın. Mesajı kim yapar bana? Yılanım. Yılanın mı? Alo! Yılan! Yılan! Osman Ağa! Dur Osman Ağa, sakin ol! Osman Ağa, o yılan senden benden evcil, yapma! Çıkarım! Sokacak beni be! Osman Ağa, ne oluyor burada ya? Nuri Baba, Arif'im tarifim Osman Ağa'nın sırtına yılanını soktu. İmdat, kurtar beni kardeşim! Dur Osman, dur canım! Nuri Baba, ben alsaydım ya. Ya bırak be! Kaçma lan namussuz yılan! Kuyruğunu! Ya yani sen ne yaptığını sanıyorsun Arif ha? Ya vallahi kötü bir niyetim yok Osman Ağa. Yani bir şaka yapalım dedik, eğleniriz diye. Şaka mı? Oğlum senin bu yaptığın şakaya eşek şakası derler be. Pardon baba. Pardon çıkalı eşekler çoğaldı. Vallahi özleyeceğim. Dur. Gel bak. Ya, yakalarsam yapma, seni ben. Abi yapma. Öldüreceğim yani. Kaç lan. Tamam. Kaç Arif kaç. Arif'im tarifim bugün durağa hiç uğrama tamam mı koçum? Gelmesin bir daha bu durağa. Tamam Osman, tamam oğlum ya, tamam ya. Ya kam, altı üstü yılan ha. Ne? Ne bu kadar bile? Yok bu kadar. Ya, altı da yılan değil, üstü de. Tamam tamam, bir şey olmadı hadi. Hadi geçmiş olsun. Sokak yakındı benim. Biliyorum ama geçmiş olsun. Sokmadı. Tamam. Bir parçası falan da kalmadı, hepsini aldım. Yaptım. Pierre Lambert bir basın açıklaması yapacak mı? Lütfen bir açıklama bekliyoruz. Röportaj yapmak istiyoruz.
Arkadaşlar, Monsieur Pierre akşam saat 8'de otelimizin salonunda bir basın açıklaması yapacak. Şimdi izin verirseniz dinlenmek istiyor. Pierre, sevgilim. Oh, Mondeo, yine o deli kadın. Hayatımın anlamı. Çok teşekkür, çok teşekkür ama gitmem lazım. Yıllardır seni bekliyorum. Gitmem lazım, dur. Bonjour. Pierre, dur bekle. Pierre, sana aşığım. Biz birbirimiz için yaratılmışız. Pierre, sen benim ruh ikizimsin, Pierre. Seyit, hayırdır oğlum? Bir aksilik mi var? Suratın karmakarışık. Pardon ağam ya. Şey, Zeyno'yu aradım da anne yok ortalıkta, kayıp. Ya neyi cebinden aramadın mı? Ya arayayım, arayayım, açmayın. Hayda, nerede ki bu kadın? Ya arkadaşlar, niye dert ediyorsunuz, niye takıyorsunuz? Fatu anne bu, nereye gidecek? Döşü kıllı, posluyuklu, koca peşine gitmiştir. O ne, ne yani? Bu, bu ona, ona gitmiş. Bakma bu susağa be kız hanım. Belki anan köye gitmiştir. Öylece anandan tümden kurtulursun ha? Yok ağam, yok. Anneyi koca bulmadan köye müye gitmez. Zaten kaç gündür gece gündüz bağırıyor koca 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 diye kulaklarımızı çınlattı yani. Ben koca istirem. Allah size inanırsın. Yani kulağımda şimdi yakında hayal görmeye başlayacağım. Yok Seyit, kulağında çınlamıyor. Televizyona bir baksana. Bir acele ileri olaraktan koca lazımdır. Bıçak kemiğe dayanmıştım ha. Anne izdivaç programına çıkmıştır. Rezil oldum ha. Ay Fatu anne, sana da koca dayanmıyor ki ayol. Hem geçen sefer sana koca bulmuştum. Maho ağa, ne oldu ona? Bırak bacım şu ağayı boynu altında kalsın ha. Benim gibi güzel, bakımlı, 90-60, 91 avradı bırakıp... ...sümüklü bir avradın peşine düşmüştür. Bak bacım, bileyim sen, hayatta hep kurbağaları öpmüşsündür, prens olur diye. Ama ne kadar kurbağa öptüysem bir halt olmuyor. Öpeyim, öpeyim, kurbağa olarak kalıyor. Ya görüyor musunuz ablam? Koca delisi kaynanam kaçmış, evlilik programına gitmiş. Ya bu kadın bizde insan içine çıkacak yüz bırakmadı ya. Ya Zeyno, ne diyorum biliyor musun? Senin bu kaynanan evden çok evlilik programlarında vakit geçiriyor. Bu programların demirbaşı oldu. En iyisi buna maaş bağlasınlar. Merak etme Fatu anne. Bugün sana kocayı bulacağız. İnşallah kızım. İnşallah. Yakışıklı beyler, prensesini arayan prensler. Fatu anneye talibim diyenler. Ekranın altından programımızın telefonu geçiyor. Derhal bizi arayın. Daşı kıllılar, pala bıyıklılar, erkeklerin hası. Sizler arayın beni. Ha mi? Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım. Bana bir koca lazım, hem de bu gece lazım. Allah! Prens Seyit, senin bu anan diyarını mı kudurdun yine? Vallahi rezil oldum cümle el aleme. Rezil oldum köye, arkamızdan teneke çalacaklar ha. Ben gideceğim, basacağım o stüdyoyu. Yahu neye yarayacak stüdyoyu basmam be oğlum ya? Şimdiye kadar kaç defa bastın? Ne oldu, bir işe yaradı mı? Yani anneni bu işten vazgeçirmek için böyle başka bir şey lazım ya. Ağam, ben bu anneden illallah etmiş ama. Hani biri dese ki, anneyi bu koca mevzusundan vazgeçireceğim... ...yemin ediyorum bir aylık maaşımı şak diye önüne koyarım ha. Ağabey! Tren. Tren. Tren, 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 tren. Seyit kurban, ben seni bu olaydan kurtarırım ama bir aylık maaşını da isterim ona göre. Ağam, sen bu işi hallet. Sana acem mülkü feda olsun. Seyit kız hanım, kılavuzcu Sinan olanın bilirsin burnu necasetten kurtulmaz bile ha. Ya Osman Aga, sen ne karışıyorsun? Bir dur karışma ya. Telefon edelim programa. Hah bak, şimdi şeyde geçiyor. Telefon numarası da geçiyor. Neymiş? Sinan, oğlum neyin peşindesin evladım? Ya bir dakika baba ya. Hah, çalıyor çalıyor. Bir telefonumuz varmış. Alo.
İyi günler, benim adım Silo o kadar. Ben sizin televizyon programını seyrederim şimdi televizyonda. Yani Fatu Anayı çok beğenmişimdir. Benim de döşüm kırlıdır, bıyıklarım pustur, böyle kanı kalındır. Yani ben Fatu Anaya talibim yani. Ya ağam, ben vazgeçirmek istiyorum, sen talip olayım diysen. Dur be, bir dur be. Gitti bana, gitti. Silo, böyle telefonda olmaz. Sizi programımıza bekliyoruz. Ne zaman gelirsiniz? Oraya gelmek lazımdır. Ha, tamam, şimdi ben duraktayım. Yani yakınım size, fazla uzak değilim. Duraktan bir taksiye binerim, hemen gelirim yani. Problem değildir. Yeter ki Fatuhan'a bana bir el etsin. Hani buraya bir gel desin, işman etsin yani. Gel Silo, gel. Tamam, gel dedim. Hemen gelirim Fatuhan'a. Bekle beni küçük. Tamam. Sinan. Sinan oğlum, neyin peşindesin? Ya baba bir durun ya, bir fırsat verin bana. Kılık değiştirip gideceğim stüdyoya. Fatoyana'ya öyle bir oyun oynayacağım ki bundan sonra kocam hoca istemeyecek. Yeter ki bana güveninsiz ya. Hadi bakalım. Sen ne diyorsun Seyit? Vallahi ağam, bu koca olayından vazgeçecekse bir denemekte fayda var. Denize düşen yılana sarılır sonuçta yani. Tamam baba, siz bana güvenin, gerisini merak etmeyin ya. Koçum sen de maaşını hazırla, tamam mı? İyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh oh oh. Hayırdır Osman? Hı? Savaş baltasını çıkarmışsın ortaya. Hmm. Osman Agası'na eşek şakası yapan o susak Arif'in böyle dilini delik 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 keseceğim. Ama ucundan böyle açık. Ya saçmalama Osman abi. Arif sadece sana şaka yaptı. Ha, ben de ona şaka yapacağım. Öyle bir şaka yapacağım ki gülmekten katılacaksın. Osman, delirtme adamı. Kaldır o baltayı ortadan ya. Allah Allah. Kaldır. Tamam, tamam. Hah, telefon. Alo, buyurun efendim, Akasya Durağı. Tabii efendim, adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Osman fırla, Güneşli Sokak 22 numara, hadi. Gel kardeşim. Efendim Arif kardeş. Aa, Arif mi? Ver bakalım şunu bana. Ver derim be. Versene be ya. Ya ağam, dur bir konuşayım adamla. Ya Seyit Çakış, bu Osman Aga hala kızgın mı bana ya? Şöyle söyleyeyim Arif kardeşim. Osman Aga biraz önce baltasını bilemeyi yeni bitirdi. Yani ben söyleyeyim, sen anla yani. Eyvah! O zaman ben durağa hiç uğramayayım ya. Ha? Versene şurada. Arif, susa. Sakın bu durağa geleyim deme. Senin o dilini bile dilik 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 keseceğim, tamam mı? Ayrıca seni böyle bile tokatlayacağım ha. Ulan resmen tokatladın telefondan beni ya. Ya ağam, telefonu bozdun, kırdın ya. Hadi Osman ya, müşteri bekliyor, hadi. Tamam tamam, sen de şunları topla çabuk. Baltalar elimizde. Ya müşteri bunu böyle görürse ölür adam korkudan ya. Vallahi ölür. Kesin. Allah'ım yarabbim. Jean-Pierre'in taksisini nasıl gözden kaybedersin ha? Nasıl? Ne yapacağım ben şimdi? Nerede bulacağım bir daha Pierre'i? Çekil be kadın, kaza yaptıracaksın bana. Deli misin nesin ya? Deliyim tabii. Kapı gibi deli raporum var. Belli belli zaten, belli. Çattık vallahi. Allah'ın cezası seni. Ah! Pierre! Dur dur! Dur! Dur Allah'ın cezası! Pierre, aşkım. Aşkım derken bana mı dediniz yani? Diliniz falan sürçmedi değil mi? Olur mu hiç? Sen benim platonik sevgilimsin. Ben? Evet sen. Çok büyük sanatçısın, çok. Allah Allah. Demek benim de böyle hayranlarım varmış ya. Yani sanatımın takdir edilmesi beni de ayrı bir onurlandırdı tabii. Sizin için özel bir şiir yazacağım ben. Odamı senin resimlerin süslüyor. Je t'aime Pierre, mon amour. Je t'aime. Hadi ya. Bak sen ya. Şimdi ben bunu bizim çocuklara anlatsam hayatta inanmazlar. Dalga yapıyorum sanırlar ama benim de resimlerim genç kızların duvarlarını süslüyor demek ki. Vay be. Sizi evime davet etsem? Olur vallahi. Zaten durağa dönemem. Osman Aga çıldırdı, kesecek beni. Gidelim yani. Gidelim o zaman.
Gidelim. Buyurun, buyurun. Evet, Reji'den aldığımız habere göre Silo Ağa şu anda stüdyomuzdan içeri girmek üzere. Alkışlarınızla içeri alıyoruz kendisini. Allah Allah, alkışlayın, alkışlayın. Marabalar getirin yine. Aman Allah'ım, stüdyoya inek girdi. Teveccüh ne? Yok, ben inek derken arkadakini kastetmiştim. Bu ne ayol? İneğin ne işi var stüdyoda? Vallahi Fatoya hediye getirmiş ya. Teşekkür ederim. Bir inek getirmiştir. Ne kadar ince bir adamdır ha. Avradın ruhundan anlayayım. Ha öyleyim, anlarım valla. Bu Sinan deli ayol. Televizyon stüdyosuna inek götürmüş, görür musunuz? Ay deli damat ayol. Ya bizim bu Sinan manyak, vallahi manyak. Yani canlı yayında stüdyoya bir inek girmediği kalmıştı, onu da soktu maşallah. Vallahi ağam, anne bu koca olayından vazgeçsin, başka hiçbir şey istemiyorum. Evet Fatu anne, Silo Ağa stüdyomuzda. Ne sormak istiyorsun kendisine? Bir şey sormak istiyorum. Döşü kıllı mıdır? Ha, kıllıdır, kıllı. Güzel. Mayışı var mıdır mayışı? Mayış var mı mayış? Ne mayış ya, ben ağayım direkt. Benim tarlalarım var, bahçelerim var, tapanlarım var, bağlarım var. Yani bunun gibi 5000 tane büyük baş hayvanım, 3000 tane de küçük baş hayvanım var. Ne mayışı, ben ağayım. Çok güzel, çok güzel. Peki avratta neler ararsan? Vallahi avrat dediğin herifine bağlı olacak. Herifine derse onu yapacak. Yani bunları yaparken de hiç şikayet etmeyecek. Oo, köle mi arıyorsunuz siz? Yok, köle değil. Bizim köyde adet böyledir. Avrat avratlığını bilecek, herif de herifliğini bilecek, avradını mutlu edecek. Ne dersiniz? Açalım mı perdeyi? Bacım, hemen açak, hemen açak. Çok heyecanlıyım. Açıyorum o zaman perdeyi. Açtım! Vay be! Sen ne aslan! Ne civan bir ağaymışsın! Senin döşünün kıllarına kurban olsun Fato! Bu dansı da bana lütfeder mi? Aha! Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh, oh, oh! Hadi bakalım. Oh, oh, oh! 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 Harika, harika. Bu bizim deli Arif değil mi be? Küpeklerin resmini çeken? Delidir tabii, normal. Sabahki şakasının acısını çıkaracağım şimdi onu. Et on va voir. Monsieur, delisin, nesin, ne vuruyorsun? Comprends pas? Sen bana nasıl vurursun be? Ben senin abinim. Tokat öyle atılmaz. Ha, ya nasıl, güzel mi? Monsieur, uzak durun benden lütfen, s'il vous plaît. Bana vurdun öyle mi? O zaman güleşeceğiz, gel buraya. Gel buraya derim sana. Endi muan. Gel buraya, gel buraya. Monsieur, je suis France. Ben anlamam Fransızca. Ben de vidanjör, kompliman. Lambert, Pierre Lambert. Ha, ben Lambert, Lambert. Anlama, ben de Napolyon Bonaparte. Le gendarme, là, le gendarme. Buyur, buyur ağam. Şöyle buyurasana. Selamun aleyküm, merhabalar. Öp bakalım kızım elimi. Hoş gelmişsiniz. Aleyküm selam. Buyur. Eyvallah, sağ ol. Sülü ağam, bu gördüğün benim oğlum Sait'tir ha. Bizim saadetimizi bozacak tak işi, dikkat edersen. Ulan sen kim olursun da benim faturayı arama açısın? Utanmıyor musun? Eşekarım. Ağam ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorsun o? Ben oğa değil miyim? Sen de benim morabam değil misin? İster vururum, ister döverim. Ulan bizim saadetimize mani olacak be sen. Çüş. Estağfurullah ağam. Yani öyle bir şey olabilir mi? Senin gibi böyle nur yüzlü bir ağa benim anayla evlensin. Ben şeref duyarım yani. Helal olsun size Sülaha. Tokatlıya tokatlıya iki dakikada oğlanı yola getirmişsen. Öreyimdir. Adamı döve döve adam ederim. Her neyse Sait,
Hadi Sülo ağam, biz odamıza gidelim. Yok. Nadir sen Fatih, otur oturduğun yere. O ne demek? Ben biraz geri kafalı bir adamım. Nikah kıymadan, evlenmeden olmaz Fatih. Anne, bak ben de izin vermem öyle odam oda. Yahu siz beni yanlış anlamışsınız. Yani ben demek isterim ki odaya gidek de iki lafın belini kırak. Belini kırak. Yok, kırmıyor. Ben bugün bütün gün ayakta kalmışım. Ayaklarıma böyle kara sular inmiştir. Hadi şimdi sen git, bir sıcak su getir, benim ayaklarımı yıka. Ayaklarını mı yıkayam? Yahu Sülo ağa, biz daha flört edeyim. Ayak yıkamak olur mu hac? Nedir bu, ne flört nedir? Avrat dediğin herifin dediğini yapacak. Hıh, git sıcak su getir, yıka ayaklarımı. Ayı ayı yıka ayak. Sen de ayakkabılarımı çıkar bakalım. Dur lan, ne yapıyorsun eşeğim? Nasıl aldattık ama? Sevgili seyirciler, bir film çekimi için ülkemize gelen Fransız aktör Pierre Lambert, sokakta bir taksi şoförünün saldırısına uğradı. Vay be, bizim Osman Aga'dan daha psikopatları varmış ya. Şuraya bak, dünyaca ünlü aktörü dövmüş. Vay öküz vay ya. Çekme be, çekme! Bu bizim Osman değil mi ya? Ne çekiyorsun? Maymun mu oynar burada? Çekme dedim sana, çekme! Vallahi onu Uğur amca. Akasya durağında şoförlük yapan taksici Osman Şentürk, polis tarafından yakalandı. Allah'ım ya, yani bu durakta bir tane akıllı adam yok mu be? Kalk oğlum kalk. Ben karakola gidiyorum. Bakalım niye dövmüş adam? Allah Allah. Ay Allah ya. Fatu, neredeyse sen orada? Ayaklarını yıkayam ha. Bu nasıl ayak yıkamaktır ya? Yok ben koskoca Sülo ağayım. Sen bir insan ayağı mı yıkıysan yoksa bir camışın ayağını mı, toynağını mı yıkıysan? Adam gibi yıkalı. Ağam istersen ayaklarını akşamdan çamaşır suyuna yatıram, sabah kalkıp öyle yıkayam, daha temiz olur. Bak bak, ağza bak, ağza bak. Sen de ayak yıkamayı bilmişsen, kalkmış bir de evlenek değilsen. Ne evleneceksin lan? Sen de herifine avradlık etmeyi beceremişsin. Bak şimdi bak, ben seni kafaya sol yumrukla vurdum mu, sol ayağımı yıkayacaksın. Sağ vurduğum zaman sağ ayağımı yıkayacaksın. Hadi yıka bakalım. Sol. Ya sen de solunu sağını bilmişsin. Sol, sağ. Sağ yıka, sol yıkaya. Sol, sağ. Topla gel, topla gel. Rölantide kal. Ey senin gibi avrani. Bir de evlenek insan ha. Dön. Yahu Osman, sen deli misin kardeşim? Durup dururken ne diye dövüyorsun adamı? Komiserim, siz beni gayet iyi tanırsınız. Ben şimdiye kadar haksız yere bir adamı iş dövdüm mü ha? İş dövdüm mü? Sorun bakalım niçin dövdüm? Ya Osman abi saçmalama. Adam sokakta fotoğraf çekerken birdenbire dövmeye başlamışsın adamı. Oui, monsieur komiser, şikayetçiyim ben. Bak gördün mü, adam şikayetçi işte. Asıl ben ondan şikayetçiyim komiserim. Benim gibi yağlı pehlivana tokat attı. Ben ondan büyüğüm. İnsan hiç abisine tokat atar mı? Ayrıca bu sabah bana eşek şakası yaptı. Böyle sırtımdan içeriye bu kadar yılan salladı gitti aşağıya doğru yani. Sallamadım. Oh mon dieu. Yahu Osman, durup dururken ne diye vuruyorsun dünyaca ünlü sanatçıya? Ne dünyaca ünlü sanatçısı? Bu bizim deli ağrım be. 2-3 tane bile kıytırık şiir yazar. Ne dünyaca ünlü olacak? Bu bizim durakta bile ünlü değildir yani. Ya Osman abi anlasana. Bu sizin şoför Arif değil. Dünyaca ünlü film sanatçısı Pierre Lambert. Biraz benziyorlar tabii. Oui, je suis Pierre Lambert. Oldu. Ben de İtalyan artisti Sofia Loren. Memnun oldum efendim. Memnun oldum efendim. Osman bak biz son derece ciddiyiz. Komiserim bu var ya, bu delidir. Arif bu deli deli. Sabahleyin ilaçlarını almadı herhalde. Değil mi lan? Yeter artık monsieur. Deliden şikayetçiyim ben. Aa deli der bana. Asıl sensin deli. Sen Bakırköy'de yatmadın mı ha? Ha? Senin böyle koynunda beslediğin yılanın yok mu böyle? Ha? Ayrıca komiserim bunun böyle bir tane de timsahı var yani evde. Geçenlerde 2 sene evvel falan benim buralarımdan saldı benim böyle. Ya Osman ne yaptın ya? Ne yaptım ben? Dünyaca ünlü aktör Pierre Lambert'i niye dövdün oğlum? Rezil etti bizi ya. Çok rica ederim yani Nuri kardeşlik. Sen bari bile konuşma. Ne dünyaca ünlüsü ya. Bizim abim işte. Bak. Yani hakikaten de bizim
Arif'e çok benziyor komiserim ya. Ne benzemesi ya, ne benzemesi. Bildiğin bizim deli Arif işte. Ya Osman abi, bu adam Pierre Lambert. Ne Lambert'si be? Ejderice laflar söyle, sizi de kandırır burada be. Osman, inat etme oğlum. Bu Pierre Lambert işte. Seni de kandırdı. Ben de seni akıllı, zeki bir adam sanırım. Ya yani ülkemizin Avrupa'daki imajını zedeledin ya. Rezil ettin bizi be. Komiserim affedersiniz. Yani işte görüyorsunuz. Bunun aklı başında değil. Bu çatlak, bu çatlak. Çatlak? Evet yani normal değil. He's crazy, mad. Crazy. Şikayetçi... Değil. İyi. Merci beaucoup Pierre Lambert. Monsieur Pierre Lambert. Helal olsun vallahi. Herhalde bu delilik böyle geçici. Hepinize delilik aşıladı bu yani. Asıl o delilik sana geçti. Oh, Allah Allah, inanasın gelmiyor ya. Koskoca aktörü sokak ortasında evire çevire dövdü. Yuh sana. Ben gene bildiğimi söylüyorum. Bu bizim deli. Aa, şuraya bak ya, her yerde benim resimlerim var. Gurur duydum kendimle, neymişim ben ya? Kendimi bildim bileli senin hayranınım. Ben de kendimi bildim bileli kendimin hayranıyımdır yani. Ya bunlar film afişi mi? Bak bu taraftakilerin hepsi film afişi. Allah Allah, ben ne zaman oynadım bu kadar filmle ya? Ya şu bayan kim? Ha? Onun adı ne ya? Ne güzel kızmış ya. Şaka mı yapıyorsun Pierre ya? Filmlerde başrolleri paylaştığın oyuncuyu nasıl tanımazsın? Mary Gurley bu. Ya tamam hadi, çektiğimiz filmleri unuttuk diyelim gitti de... ben böyle bir ablayla başrol paylaşsam... hayatta unutmam kendisini yani. Ya ayrıca ben yani figürasyon olarak... bir iki böyle dizidir, sinema filmidir o setlere gittim ama... benim bizim o çektiğimiz filmler vizyona falan girmedi ki ya. Ne diyorsun Pierre ya? Şaka mı bu? Pierre derken? Pierre Lambert. Ha, şimdi hanımefendi bir sakin olun isterseniz. Yani bakın şimdi bir yanlış anlaşılma var galiba. Ben Pierre midir, karton Pierre midir, ne Pierre ne karın ağrısıysa... o Pierre değilim ben. Yani bir yanlış anlama söz konusu. Hiç komik değil Pierre. Bakın zaten benim adım Pierre değil. Anladınız mı yani? Pierre değil. Ben hayatımda bir tane Pierre tanıdım. O da Pierre von Hooydonk, tamam mı? Bizde top oynadı bu, tamam mı? Hollanda'dan geldi transfer. Hafif dişlek, esmer bir herif. Şimdi de zannedersen futbolu bıraktı. Bizim ümit millileri falan çalıştırıyor yani. Benim adım Arif Keser. Bu muhabbette burada biter. Güneş de doğarken ışıklar saçar, Arif kulunuz ufaktan kaçar. Hiçbir yere gidemezsin. Allah Allah ya. Allah Allah, ben Pierre değilim ya. Niye bana Pierre... Şuradan adımını atmaya kalkarsan öldürürüm seni Pierre. Beyin yandı. Otur şuraya, otur. Tamam, tamam, tamam. Tamam, lütfen sakin olun birazcık, tamam. Pierre de olurum, karton Pierre de olurum ama sakin, ha? Sakin. Bıyır ağam, size kahve yapmışım. Afiyet olsun. Hatun, lan bu nedir? Bu nasıl kayıp? İmamın abdest suyu gibi bir şey olmuş. Fatu. Ağam ne ettin? Fatu, anladığım kadarıyla sen ev işlerinde hiç de marifetli değilsin. Vallahi ben bu evlilik nasıl olacak anlamıyorum. Yok ağam, şimdi biraz bocalamışım ama beceririm. Neyi becerirsen Fatu? Ben koskoca bir oğayım. Benim köylünün içinde, marabaların içinde bir duruşum, bir pozisyonum, bir şanım, şöhretim var. Yani benimle beraber olacak avrat beni taşıyabilmelidir. 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 Ağam, taşıram ağam. Cemiyet içinde nasıl davranılır ben bilirim. Farslaydı gibi davranırım. Yani seni taşıram ha. Yani taşıyabilirimdir. Ha. Ey. Öyle değil, ot gibi yere eğil. Ha. Bakalım taşıyabilecek misin? Taşımaktan bunu mu kastetmişsin ha? Ha, da! Ulan ne oldu hani taşıyamadın, çöktün hemen? Bak, Fatu kadın. Ben koskoca bir sülü ağayım. Dediğim gibi köller arasında benim bir ünüm, şöhretim var. Şimdi de ki traktör bozuldu. De ki at hastalandı. De ki eşek cırcır oldu. Ya koskoca sülü ağa tarladan eve yürüyerek mi gitsin? Avradı onun sırtında taşıyamayacaksan o avrada ne gerek vardır? Vallahi anladığım kadarıyla bu evlilik olmaz. Anne, bu yükü taşıyamayacaksan ağam haklıdır. Yani gel bu işten vazgeç ha.
Evlilik zordur. Ağam taşır, ağam taşır. Aa! Belim. Doğru belim değil, bu nasıl taşıyacak ki be? Bak ne kadar şanslıyım ya. Ah, babam bizden önce gelmiş, gördün mü? Osman! Ay pardon kardeş, ben seni Osman sandım. Devam, devam. Eyvallah. Yahu ne pardonu, adam hırsız. Nereye kaptırayım kızanım seni? Cumhuriyet Caddesi'ne abi, çok acil, çabuk gitmemiz lazım. Nedir bu acelen be? Ardından atlı mı kovala? Yok be abicim, ben şimdi hızlı hızlı yürüdüm ya, nefes nefese kaldım ondan yani. Aa, altın kemer. Sen de pehlivan mısın yoksa kızanım? Tabii tabii, pehlivanım ben de. Sen kimin arabasındasın biliyor musun? Kimin arabasındayım? Avrupalı yağlı pehlivan Osman Şentürk'ün arabasında. Bundan bir tane de bende var ha. Bilirsin, 5 kere şampiyon olarak verirler buna ha. E ben de oldum. Ha, ne zaman? Yani daha yeniyim ben abi. Ha, eskiden devamlı giderdim. Son birkaç senedir gidemem. Ondan tanımam seni herhalde. Delikanlı, şuraya kenara çeksem bir güneş tutalım ha. Şimdi değil ama mutlaka bir gün tutalım abi. Söz mü? Pehlivan sözü. Ah tamam o zaman. Abicim yaklaştık, burası. Derhal derhal. Buyurun. Ne kadar tuttun? Aa, bak duymamış olayım ha. Ben bir pehlivandan para alır mıyım be? Koy onu cebine, koy. Görmemiş olayım, hadi. Eyvallah be abi. Görüşürüz. Telefon. Safiye, söyle bakalım Rumeli'nin şişmanı ne var gene? Ay Osman'ım, eve hırsız girdi. Ne? Ne dersin sen Safiye? Eve hırsız mı girdi? Koskoca yağlı pehlivan Osman Aga'nın evine hırsız mı girdi? Canına mı susadı bu be? De bilmem artık neyine susadı da. Biz karakola gideriz, hemen sen de oraya gel. Tamam Safiye, tamam. Gidin hemen, ben de hemen gelirim, hadi. Allah Allah. Ya bu Arif nerede peki? Bu saat oldu, hala ortalıkta gözükmedi. Telefon da kapalı Nuri amca. Telsizle ulaşmaya çalışmadınız mı? Telsiz de cevap vermiyor baba. Allah Allah. Polise mi haber versek acaba? Yok kızım, durun, hemen ortalığı velveleye vermeyin canım. Yani belki bir arkadaşına takılmıştır. Bekleyelim, 1-2 saat içinde çıkmazsa haber. İşte o zaman polise haber veririz, tamam? Tamam. Ya sen niye bağladın şimdi beni ya? Kaçmaman için Pierre. Hala Pierre diyor ya. Ya ben Pierre değilim. Anlamıyor musunuz ya? Benim adım Arif. Arif Keser. Taksici artı şair. Hayır Pierre. Çok iyi bir oyuncusun sen. Şu anda da bana rol yapıyorsun. Ama yemezler. Beni kandıramazsın. Çattık belaya ya. Ömrüm boyunca seni bekledim Pierre. Seni bana Allah gönderdi. Bir daha asla bırakma. Yapma ya. Ya bak, vallahi bak. Bizim duraktakiler burada olduğumu öğrenirse çok kötü olur senin için, biliyor musun? Senin burada olduğunu kimse öğrenemez Pierre, sen merak etme. Ya ben Pierre değilim ya. Fransız da değilim ben ya. Neden anlamak istemiyorsunuz? Sadece bu mevzuya Fransızım, o kadar yani. Fransızca da bilmem öyle ya. Bir tek kelimesini bilirim, o da jötem. Onun da anlamını bilmem. Öf! Ne dedin? Bir daha söyle. Jötem. Bir daha. Jötem ya. Bir daha. Jötem, jötem. Ben de seni jötem Pierre. Ben de seni jötem. Safiye Hanım, bakın bakalım sabıkalılar dosyasına. Bu fotoğraflardan sizin eve giren hırsızı teşhis edebilecek misiniz? Tamam komiserim. Hırsızı gördüm. Nerede görsem teşhis ederim yani. Ay, tiplere bak. İnsan fotoğrafı çekilirken sakal tıraşı olur. Saçını başını düzeltir canım. Yahu anne, sana ne adamların saçından, başından ve tıraşından? Sanki evlilik sesinden kendine koca beğeniyorsun ha. Burada hırsız teşhis ediliyor şu an.
Öyle deme kızcığım. Hırsız da olsan kendine bakacaksın değil mi? Ay bunların tiplerine bak ayol. Hiç hoş değil yani. Ya Safiye abla bırak adamın saçını sakalını. Siz şu hırsızı teşhis etmeye çalışın. İyi akşamlar. Safiye Dilek o haysiyetsiz cibriyetsiz terbiyesiz hırsız size bir şey yapmadı değil mi? Yok yok Osman'ım Allah'a çok şükür iyiyiz. İyi iyi size bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Osman Safiye Hanım hırsızı görmüş. Şayet sabıkalılar dosyasından hırsızı teşhis ederse hemen gider yakalarız. Ah işte hırsız bu komiserim. Ay evet bu. Köstebek üstü. Aa teessüf ederim sana Safiye. Anlı şanlı pehlivana iftira edersin. Sana da komiserim teessüf ederim yani. Bu yağlı pehlivandır yani. Bu güreş meydanlarında memleketimizin bayrağını yükseklere çıkartmıştır yani. Ya sen ne diyorsun Osman abi? Bu adam azılı hırsız. Yani ben bunu kaç kere tıktım içeri? Sana da teessüf ederim eniştem, komiserim Tolga enişte yani. Yani bu adam çimenlerde bile güneş tutması lazım. Sen onu alırsın böyle içeriye hapislere tıkarsın yani. Osman bu adam pehlivan filan değil. Bu temin Daksim'deydi. Bana altın kemerini gösterdi böyle. Aa Osman'ım o gördüğün altın kemer var ya senin kendi kemerin. Bu hırsız senin altın kemerini çaldı yiğidim. Ne? Benim altın kemerimi mi çalmış? Namussuz seni. Ben bir de bundan taksi parası da almadım ya. Tolga savcılıktan izin çıkarın. Hemen Hüsnü'yü alın gelin. Bağışlayın komiserim. Biz de gidelim hadi. Bak karakol ikinize emanet ona göre. Ha, tamam mı ya? Of of, kandilli yazmayı kaldır yüzünden. Vay güzel, vay güzel. Alırım dedin de döndün sözünden. Vay güzel, vay güzel. Lisanlara geldim senin yüzünden. Yekte, yekte anam yekte. Bastırmalar denkte. Ne olursa olsun delikanlılıkta. Ata binişi emmim kızına benzer. Kodalak kodalak yürüyüş teyzem kızına benzer. Güzel yürü yosman beni yavaş yürü. Yo bravo Sait yo. Vallahi ne kadar güzel söyledin. Ne kadar güzel sesin var. Tebrik ediyorum. Yani şimdi yedik, içtik, eğlendik. Ama ve lakin vallahi şimdi geldik asıl eğlenceye. Ağam o tabancayı niye çıkartmışsın? Fatu. Al o bardağı, geç duvarında bana. Ne diyeceğim bardağı? Vallahi ben böyle içtikten sonra, kafayı bulduktan sonra, keyfim yerine geldikten sonra hep atış talimi yaparım. Koy o bardağı kafana. Ağam, sen kafayı mı yedin? Ben korkarım. Korkmayasan, ben iyi nişancıyımdır. Bundan önce 3 avradım vardı, sadece bir tanesini yanlışlıkla vurup öldürdüm. Aha, bir tanesini öldürmüşsün ya, yatmayayım mı? Yok yok, ben koymayayım, korkarım. Koy yoksa direkt kafana sıkarım ha. Çok kolay oldu ya. Sait, gel kurban arkadan gözlerimi kapa da daha rikisli olsun. Yapayım bakalım. Hadi bakalım. Kapat. Kapat. Şimdi beni yönlendir bakayım. Tamam. Şimdi biraz sağa. Sağ. Az da yukarı. Yukarı. Biraz sola. Sola. Yok yok sağa. Sağa. Heh. Şimdi hedefe kilitlendi ağam. Haydi bakalım o zaman. Ulan neredeyse Fatu'yu vuruydu. Vallahi anne kendini yere atmayaydı. Ölüydü ha az da Allah korusun. Ya bakın ben kocam hoca istemiyorum. Evlenmekten vazgeçmişim. Ne demek vazgeçmişsin ya? Olur mu öyle şey? Hani evlenecektik. Defol git. Ya ne diyorsun sen Fatu? Bak pişman olursan bir daha beni bulamazsın haberin ola ha. Defol git diyem siya. Tamam madem evlenmek istemiyorsan ben de giderim yani ne var ki? Haydi o zaman. Hadi şükürler olsun hadi. Sinan. Sinan mı? Ben Sülü ağayım. Vallahi Sülü ağayım. Demek beni evlenmekten vazgeçirmek için oyun ettiniz ha? Aha bu. Şimdi seni mermi manyağı yapacağım. Kaçı. Sinan! Allah! Anne delirdi. Fatu anne delirdi. Kaçı. Yağlı
pehlivansın. Öyle mi? Benim kemerimi çalarsın öyle mi? Öldüreceğim seni be. Tamam Osman abi yeter. Onun cezasını adalet verecek. Birazcık da biz daha adalete yardım etsek olmaz mı? Oy ulan seni tanıyorum. Çoluk komiserim. Ha bu herif var ya benim Taksim'deki hırsızlık mallarını aha bu çalmıştım. Seni var. Aa Ali Kemal'i de bu yakmış. Gülüyor musun sen cibiyesizi? Pis. Ay pardon komiserim. Ulan seni öldürmeyeyim de ben kimi öldüreyim he? Ali Kemal tamam yeter sakin ol. Karakolda olduğunu unutma. Ya nesine sakin olayım Tolga komiserim? Ha bu adam yüzünden ben hırsızlık tamgası yedim. Ha bu nezarette de buz gibi bir gündür yatıyorum. Karımdan da ayrıldım sayılır. Ha bunu öldürmeyeyim de kimi öldüreyim he? Ulan sen bu var ya bu benim Taksim'e pinti müşteri gibi ablamın evinden eşyalarımı alıp geliyorum dedi. Meğerse evde hırsızlık yapıyormuş her yere. Ulan senin var kardeşim ya. Sen kerisen ben ne yapayım? Ulan seni... Tamam Ali Kemal. Hırsız da zaten suçunu itiraf etti. Serbestsin. Gel. Tamam tamam. Tamam yaklaşma yaklaşma. Altın kemerime yaklaşma hadi. Nuri amca, Arif hala ortalarda yok. Nasıl gelsin? Osman Agası'nın Osmanlı şaplağını yememek için İspanyol'a uğramaz. Arif'in durumu pek öyle değil Osman. O yüzden dün gece polise haber verdik, her yerde arıyorlar çocuğu. Ya bu gereksiz lüzumsuz Ali Kefal Durak da benim güzel insanım Arif'im tarifim hala kayıp yani. Nasıl olacak bu iş anlamıyorum. Konuyu dağıtıyorsun Sinan abicim, konuyu dağıtıyorsun. Biz hep birlikte ha buraya Arif abiyi endişe etmek için toplandık. Belki 100 kere aradım, telefonu hala kapalı. Baba böyle olmaz ama. Çıkıp arayalım, kim bilir başına ne geldi bu delinin ya. Evladım sen deli misin ya? Koca İstanbul nerede arayacaksın ki? İşte orada merkeze de haber verdik. Taksici arkadaşlar nerede görürlerse haber verecekler bize. Hı, telefon, telefon. Aş. Sıra bende, bende ha. Buyurun tamam. Efendim, Akasya Durağı. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Derhal. Tamam. Osman, hasır başı 25 numara fırla. Hasır başı. Derhal giderim kardeşim. Haydi eyvallah, hayırlı işler. Günaydın Pierre'ciğim. Ya ben Pierre falan değilim anlamıyor musun ya? Deli misin? Nesin sen be? Bir miktar öyle. Bakırköy'de 2 yıl tedavi gördüm. Ha hadi ya. Ben de gördüm Bakırköy'de 1 yıl tedavi. Sen hangi koğuştaydın toprağım? Öyle doğal rol yapıyorsun ki neredeyse sana inanacağım. Neyse ben sana nefis bir kahvaltı hazırlayayım aşkım. Ya elim kolum bağlı sana bak yardım edemiyorum üzülüyorum ya. Al beni çöz koy mutfağa patates soyarım domates filan. Olmaz uslu durmuyorsun benden kaçmaya çalışıyorsun. Benden kaçış yok aşkım. Zamanında kaçmış olmasa aklımı kaçıracağım vallahi ya. Şu camı biraz kaysam. Ne var abi? Ya çocuklar bana yardım eder misiniz ya? Ne oldu abi? Ya bu evde sarışın bir hatun var tamam mı? Şimdi bu hatun bana Pierre Lambert diyor. Pierre Lambert de Fransız bir aktör. Türkiye'ye gelmiş film çekecekmiş. O yüzden bu da ona manyamış. Abi ne diyorsun sen ya? Ya harbiden ben niye anlatıyorum ki bunları ya? Çocuklar siz benim durağıma telefon açabilir misiniz? Arkadaşlarım gelse kurtarsa beni buradan. He? Ararsak kaç para vereceksin abi? Para derken? Hani abi Lidyalılar bulmuş ya bildiğin para. Ya oğlum elim kolum bağlı burada. Bir kurtulayım bir güzellik yaparım size. Ayıp ediyorsunuz yani. Siz bir telefon bulabilir misiniz? Merak etme abi sen numarayı ver. Tamam. 0216. Bak kız yavrum daha çok gençsin. Gittiğin yerlere çok dikkat edeceksin. Böyle erkeklerle fingirdemeyeceksin. Benim de senin kapı kızım var. Otur derim oturur, kalk derim kalkar. Tabii herkes benim gibi kız yetiştirmeyi bilmez. Yani partiye gelirim diyorsun öyle mi? Gelirim tabii ki. Özgür bir kızım ben. Yani ailem çok çağdaştır benim. Hem babam bana çok güvenir biliyor musun? Hiç karışmaz yaptıklarıma. Allah kahretsin ya! Koca İstanbul'da çarpa çarpa kimin arabasına çarptık? Aa, ne yapacağız
neresiydi be? Hayda adama bak ya, geldi çarptı. Gösteririm ben sana. Ya saçmalama Yiğit. Sür şu arabayı, bir an önce gidelim buradan. Olur mu ya, suç onun. Bekle sen. Be susak. Ne biçim gelirsin be? Görmez misin ben buradan bile dönerim? Araba kullanırken önüne bakmaz mısın sen be adam? Ha? Bu nasıl araba kullanmak? Be susak. Aslında ben sana sorarım nasıl araba kullanmak. Bile gelinir de bana çarpılır mı? Yol benim işte. Görmez misin? Burası benim yolum. Ters girmişsin. Asıl sen ters yoldan gelirsin. İnanmazsan hanımefendiye soralım bakalım. Kızcağızım. Bak şimdi soracağım, söyleyecek. Ha? Kızcağızım. Hangimizde kabahat? Şimdi kızcağızım. Kabahat bende mi, o susakta mı? Beyefendi lütfen gider misiniz? Ben hiçbir şey görmedim vallahi. Utanma kızım, gel bak bak bak, göstereceğim şimdi sana, bak gel. Gel doğrusunu söyle, bak gel şöyle. Manyak mısın be adam sen, bıraksana kızı. Aa, direkt sen bu evimde bu arabada. Baba bir dakika dinler misin? Baba mı? Senin ne işin var bu herifin arabasında ha? Bakın beyefendi, kızınız yanlış bir şey. Sen de çekil. Sen de yürü, git. Geç diyorum sana. Git, gel arabaya. Git, git. Maşallah, öyle bir kızın varmış. Sen de tam anlattığın gibi babaymışsın ya. Devol, devol. Sen de devol git hadi. Hadi. Ha. Alo, buyurun efendim, Akasya durağı. Arif adında bir abi aramamızı söyledi. Rehin almışlar onu. Siz gelip kurtaracak mısınız? Öyle mi? Peki nerede şimdi bu Arif? Bizim mahallede çatlak bir Aysu abla var. Onun evinde. Peki sen ver bakayım adresi. Aferin oğlum, çok iyi iş yaptınız. Çocuklar, Arif'in yerini bulduk. Yürüyün gidip alalım şunu. Pardon, anlamadım Nuri Baba. Yani Arif durağı bulamıyor. Biz mi gidip alıp getireceğiz Arif'i? Oğlum, Arif'i bir kadın rehin almış. Aa bu. Çocukların söylediğine göre de manyak uçuk bir kadınmış. Demek ki Arif'ten daha manyak ve uçuk bir kadınmış ki rehin almış bu çocuğu. Aynen. Neyse, bir an evvel gidelim kurtaralım çocuğu. Ali Cemal, gel buraya. Bu adresi polise ver, polisler de oraya gelsinler. Hadi fırlayın. Sen hiç merak etmiyorsun. Alo, polis müdür. Arif abicimi kaçırdılar da onu haber edeceğim. Ay ne polisi? Ali Kemal, kuaförü aradın. Gülbin ben. Uy, vallahi alışkanlık olmuş. Polisi arayacaktım. Arif abimi rehin aldılar da onu bildireceğim de yanlışlıkla sizi aramışım ya. Ay ne diyorsun? Sonra ne olmuş? Ya sonrasını söyleyemem. Haber taptazedir. Ben önce bu polisi bir arayıp haber vereyim de ondan sonra gelişmeleri size haber veririm. Bizden ayrılmayın. Ya hayatım, ne olacak bizim halimiz böyle? Merkezde herkes dalga geçiyor. Ya komiserim bile bugün kafa buldu benimle. Ne dedi ki? Sen Leyla'yı alamadan Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alacak, haberin olsun dedi. Kaç yıldır alamıyorlar kupayı? 2-3 yıl olmuştur herhalde. 28 yıl oldu hayatım. Oo, biz o kadar beklemeyiz umarım. Ya yapma Leyla, sen de mi dalga geçiyorsun benimle? Ya şu Ramazan babayla bir kere daha konuşsan, razı etsen evlenmemize. Babamın inadını biliyorsun Tolga. İyi de ne olacak böyle hayatım? Ya tohuma kaçtık resmen. Ben evlenip çoluğa çocuğa karışmak istiyorum. Baba olmak istiyorum. Leyla anla beni. Senin kadar ben de istiyorum Tolga ama... Leyla, bir kere daha konuş Ramazan babayla. Biraz daha kararlı ol. Ne bileyim, bir şeyler yap, zorla biraz. Of baba ya, şu bize yaşattığın şeye bak. Tamam Tolga, bir an önce gidip babamla konuşacağım. Açık kapıyı. Arif'in içeride olduğunu biliyoruz. Nuri Baba. Kurtarın beni Nuri Baba ya. Bu kız resmen manyak. Arif şurada. Oradan geliyor sesi. Defolun gidin buradan. Arif değil o. Pierre. Benim aşkım. Kimseye vermem onu. Kam, bu kız Arif'i Pierre sanın ya. İşe bak ya. Osman abi de Pierre'i Arif sanmıştı. Kızım. Yanlışın var evladım. O Pierre değil o. Arif. Sinema taksisini. Taksisinin köpörü. Pierre'i benden almaya çalışana hiç acımam, vururum. Ya baba, bunun hiç şakası yok. Ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Siz silahla beni koruyacaksınız. Ben iki takla atacağım. Bir de böyle havada perende atıp oraya düşeceğim. Ulan dalga mı geçiyorsunuz? Ne bileyim ne yapacağımızı? Ben özel operasyon timi miyim? Allah Allah. Kurtarın beni Can Kuşlar.
anlaşıldı. Olay yine Sinan Kaya'ya düştü. Benim tatlı dilim olayı çözecektir. Bakın güzel hanımefendi, o yanınızdaki Pierre değil. O su katılmamış Arif'im tarifim. Arabo. Tamam. Sizi kandıramadık. O Arif değil, Pierre. Ama bir düşünsenize, bu kadar yakışıklı bir adam, sizin gibi paçoz, ucube, acube, ondan sonra kaknem, bir kadına, çirkin kadına niye aşık olsun ki? Ya sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Neler söylüyorsun lan? Ya ağam Pierre deyip durma, hiç bırakmayacak şimdi Arif'i ha. Vuramadı ki. Iska. Bana bak, şimdi ben öldüreceğim seni. Niye kızdırıyorsun lan kadını? Ya baba bir dur ya, hesabı karıştırıyorsun. Ya bu ne hesap peki? Ölmeye kaç dakikası kaldı hesaplıyor herhalde. Tamam. Hesabım tamam arkadaşlar. Benim adım Kaya, Sinan Kaya. Bu işi de hallettim yuvarlana. Hadi bakalım. Oh. Hadi bakalım. Oh. Yürü. Elinde silah var. Kızım büyük bir hata yapıyorsun. Pierre Lambert şu anda otelinde dinleniyor. Yalan söylüyorsunuz. O senin yanındaki Arif. Silahını at ve teslim ol. Anlaşıldı. Siz Pierre'le beni rahat bırakmayacaksınız. Benim olmayacaksa toprağın olur daha iyi. Pierre'le mutluluğu çok gördünüz bana. Affet beni Pierre. Buna mecburum. Ya öldürecek beni bu deli ya. Ya ablacığım, vuracaksan vur şu Pierre'i, Arif'i. Kimi vuruyorsan vur ya. Lan Sinan, manyaklık etme, ne diyorsun oğlum sen? Öldürecek Arif ya. Sinan geri çekil. Bu yaptığın iş çok tehlikeli. Yaklaşma. Öldüreceğim diyorum. Vallahi iyi olur ablacığım. Çünkü bu Arif'e benim 200 lira borcum var. Eğer öldürürsen o borçtan da kurtarmış olursun beni. Ya bu nasıl bir kurtarma operasyonu ya? Öldürtecekmişsin beni. Ya çatlak karı, hadi vuracaksan vur artık şu adamı ya. Elveda Pierre. Elveda aşkım. Hayır. Abu. Kan da yok. Acımadı. Kurşunu bitti herhalde. Bunun kurşunu bitti ya. Kurşunu bitmiş. Tabii bitti. İşte Sinan Kaya farkı. Alın. Karın. Pierre. Eninde sonunda benim olacaksın Pierre. Hala Pierre diyor manyak ya. Sinan ya. Oğlum sen ne yaptın ya? Kaldırdın kurşunları, karşısına attın kendini, deli misin sen? Yok baba, ben onu mahsus yaptım. Kadın kurşunlarını harcasın diye, sonra da saydım. Kurşunları bitince de gittim Arif'im tarifimi kurtardım. Peki yanlış saysaydın? Yanlış saysa ne olacak Nuri baba? Arif kardeşiniz atti patti kaçakta oluyordum yani. Olur mu öyle Arif'im tarifim ya? Benim ilkokuldayken kerrat cetvelim çok kuvvetliydi. Kerrat derken? Kerrat? Geç. Safiye, bu kız odasına girecek, bir daha da oradan dışarıya çıkmayacak, tamam mı? Hayırdır Osman? Nedir bu kız Şener hali? Sen beni rezil ettin baba. Erkek arkadaşımın yanında bana tokat attın. Çocuk muyum ben? Evet, çocuksun. Benim çocuğumsun, tamam mı? Baba ben 23 yaşındayım. Bana nasıl tokat atarsın? Çok konuşup asabımı bozma. Yürü odana git. Ben söylemeden de oradan dışarı çıkma. Hadi yürü. Osman, sen bu kıza sokak ortasına tokat mı attın? Sus Safiye, sus. Bu tokat yüzünden zaten benim içim yanar. Bu tokatı ona değil de sanki kendime attım. Sen delirdin mi? Koskoca kıza nasıl tokat atarsın? O koskoca kızın el alemin arabalarında ne işi var mı Safiye ha? Ne işi var? Sen ne söylersin be Osman? Genç kız bu. Tabii ki görüştüğü arkadaşları olacak. Evin içinde mi kısmet bulacak sanırsın? Koltuk takımıyla mı nişanlanacak? Buzdolabıyla mı evlenecek? Geri kapalı mısın sen? Avrupalıyız biz, Avrupalı. Tamam ama ondan önce babayım ben. Ona bir şey olursa ölürüm ben, ölürüm, tamam mı? Eğer ne yaparsam onun iyiliği için yaparım. Kızının moral mananı bozmak mı babalık? Sus Safiye, asabımı bozma. Çekil. Eğer ki o odadan çıkarsa hepinizi öldürürüm. Ona göre hadi. Ağlama benim kadersiz kızcağım. Ağlama benim kınalı kuzum.
Ah babanı bilirsin işte. Seni çok sever ama sinirlidir biraz. Anne yeter artık, dayanamıyorum ben. Babam bana o tokat attığında ne hissettim biliyor musun? Resmen yerin dibine girmek istedim. Yok olmak istedim ben. Aa böyle şeyler söyleme benim güzelleri güzeli kızcağım. Babanın huyu böyle, idare ediver biraz. Artık dayanacak gücüm kalmadı. İdare falan edemiyorum ben bu adamı. Çok kanıma dokunuyor ya. Ah tamam tamam. Ağlamam. Evet, çay. Ah, teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Şey, baba, ben evlenmek istiyorum. Ah kızım, ben de senden bunu bekliyordum. Bir an önce evlenmeni, bana torunlar vermeni istiyorum. İki oğlan bir kız. Aman baba. Demek Tolga denen o herifle bozdun nişanı Allah'tan. Yeni damat kimmiş bakalım? Baba ben Tolga ile evlenmek istiyorum. Onun damadı Tolga. Olsun yani, ne yapalım yani. O kadar kusur kadı kızında da olur. Baba sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben nişanlım komiser Tolga'dan bahsediyorum. Ya biz artık ikimiz de olsun istiyoruz. Olmaz, katiyen olmaz. Ben yaşadığım sürece onunla evlenmene müsaade edemem. Bu nişanı bozacaksın, işte o kadar. İyi. Çayını iç. İçmiyorum. Ah. Uy, Arif abiciğim demek ki kurtuldun he? Yok ulan o Arif değil. Pierre. Arif'i kurtaramadık, Pierre'i aldık. Yani aldık geldik işte öyle. Sana da geçmiş olsun Cahuş. Sen de çıkmışsın nezaketten. Oy, ulan madem bu Arif değil, nereden biliyor benim çakış olduğumu? Oğlum öz be öz, Arif o Arif. Ulan siz benimle kafa buluyorsunuz da dur bakalım, ben şimdi anlarım onu. Lodos denizden eser. Ben deniz, Arif keser. Gel bakayım, gel bakayım. Çocuklar, vallahi her sabah bu durakta yoklama almak lazım. Kim nerede, kim nereye kaybol, kimin başına ne geldi hiç belli olmuyor ya. Kapı. Vay. Osman abi, kurtuldum ben ya. Ya bir sarılmak yok mu? Çok geçmiş olsun abi. Ya tamam Osman abi, tamam. Senin canın benim sana yaptığım o eşek şakasından dolayı sıkkın. At bana bir şamar, barışalım tamam. Yok be. Şamara gerek yoktur. Osman? Hayırdır oğlum, ne oldu ya? Nedir bu halin? Sorma kardeşlik. Gördüğünüz eller keşke kırılsaydı. Ne diyorsun Osman Aga, niye kırılsın ya? Sen daha o ellerle çok şey sallayacaksın yani, direksiyon sallayacaksın yani. Ya anlatsana oğlum, niye kırılsın ellerin? Ben dileğe tokat attım. Abi! Canıma ciğerime, gözünü çöpten sakındığıma, bu susak ellerimle, kırılası ellerimle, kamyon altında kalası ellerimle düne tokat attım. Ya iyi yapmamışsın ya. Yani koskoca kız. Tokat atmaman lazım. Keşke yapmasaydın ağam. Birazcık gururu kırılmıştır kızcağızın. Çok ağrına gitmiştir Dileğin abi ya. Ben keyif aldım mı sanırsınız? Bin kere pişman olmadım mı sanırsınız? Benim kendime ettiğim hakaretlerden daha fazlasını bana söyleyeceğinizi mi sanırsınız? Ben babayım baba. Onların üstüne rüzgar etse, ben hastalanırım. Bir yerlerine çöp bassa benim canım acır. Ben babayım, kardeşlik baba. Biz senin nasıl baba olduğunu bilmez miyiz lan? Senin çocukların ne kadar çok sevdiğini bilmez miyiz oğlum? Evet Osman Aga ya, saman alevi gibisin ya. Önce hemen böyle bu parlıyorsun, şey yapıyorsun, sonra da hata yapıyorsun, sonra kendin üzülüyorsun yani. Ya Osman babacığım, sen zaten gördüğüm kadarıyla kendini edeceğini etmişsin, daha artık üzme kendini. Ya tamam, şimdi Dilek tokat yemeyecek kadar büyük bir kız da, aynı zamanda babasını affedebilecek kadar da büyük bir kız yani. Vay be Arif be, güzel laf. O belki beni affedebilir. Lakin acaba ben kendimi affedebilecek miyim? İyice anladım artık. Babam benim bu evde bir saksıdan farksız oturmamı istiyor. Her dakika baba baskısı.
Her dakika baba korkusu. Bıktım, usandım artık. Hayat mı bu? Babamın attığı tokat bardağı taşıran son damla oldu. Artık gidiyorum. Beni sakın aramayın. Babam da rahat etsin. Yanlış yapacak bir kızı yok artık. Elveda. Bacım, hayırdır böyle bir gözlerin falan kırmızı, ağladın mı sen yoksa? Yok canım, rüzgardandır. Leyla, şeyi tatlı kızım. Bir şeyler var sende. Biri kötü bir şey mi söyledi evladım? Ha bacım, müşteri falan bir şey yaptıysa haberimiz olsun yani, haddini bildirelim. Vallahi yani, eğer öyle bir şey varsa söyle. Senin üzerine biz de üzeriz yani. Hı. Ya yok. Evladım söylesene yavrum, biz senin ailen sayılırız. He. Babam. Tutturdu Tolga ile nişanı atacaksın diyor. Hayda. Nedir bu Ramazan babanın yaptığı ya? Tolga da kendine göre haklı. 3 yıldır evlenmeyi bekliyor ya. Çocuğun burasına geldi. Diyor ki bizimle birlikte nişanlananların boyumca çocukları oldu diyor. Ben de gittim babamla konuştum. İzin vermeyi bırakın, nişanı atacaksın diye tutturdu. Ben de çaresiz kaldım. Yani kusura bakma ama kızım. Delirmiş senin bu baban ya. Evet ya. Nedir bu adamın inadı, anlamıyorum ki ben ya. Bu Ramazan abi yaptı, değişti valla. Kız kendi kararını kendi verecek canım. Olur mu böyle babalık? Gaza, pardon, şunu söyleyen babaya bak. Duhri, babalık konusunda akıl verecek son insanım ben. Herhalde yani. Merak etme evladım. Bir de ben konuşurum, giderim Ramazan abiyle. Selamlar arkadaşlar. Merhaba işte, hoş geldin. Hayatım. Konuşma nasıl geçti diye merak ettim. Gelip bir sorayım dedim. Ama anlaşılan sormama pek gerek yokmuş. Cevap belli. Çok özür dilerim Tolga. Ya eğer bitirmek istersen söyleyecek bir lafım yok. Saçmalama hayatım, ne bitirmesi? Seni bu kadar severken bırakabilir miyim hiç? Biraz daha sabrederiz, olur biter. Canım çok özür dilerim. Dilek, bak sana sevdiğin sandviçlerden aldım kızcığım. Aa, odana kapandın kaldın. Öyle aç aç durulmaz ki canım. 1-2 lokma geçsin boğazından. Dilek! Aa, nerede bu kız be Dilek? Ah! İyice anladım artık. Babam benim bu evde bir saksıdan farksız oturmamı istiyor. Her dakika baba baskısı. Her dakika baba korkusu, bıktım usandı artık. Yanlış yapacak bir kızı yok artık, elveda. Aa, Dilek evden kaçmış. Özge, kızım var ya, sana bu akşam çok kral bir müşteri ayarladım, çok. Adamdaki para kadar denizde kum yoktur. Klas bir herif, iş adamı. Hem bak, adamı memnun bırakırsan seni arkadaşlarına önerir. Çok güzel para kıracağız bu işten, çok. Tamam, sen sağlam diyorsan. Kaya gibi sağlam kızım, kaya gibi. Neyse, akşam saat 7'de seni evden alırım ha, hazır olursun. Tamam canım. Hadi ben kaçar. Akşam çalarım kapına ha. Baş baş. Aa, Dilek değil mi o ya? Dilek! Aa, Özge! Gel, gel! Geliyorum! Ne haber? Otur, otur! Ay, ne kadar özlemişim ya! Hadi oradan yalancı! Mahalleden bir taşındın, unuttun bizi ya! Aşk olsun, unutur muyum hiç? E kızım, insan 2 senede bir kere aramaz mı arkadaşını be? İşten güçten vakit mi buluyoruz kızım? Ne iş yapıyorsun ki? Modellik yapıyorum ben. Çok da iyi para kazanıyorum. Kendi evim var, ayrı eve çıktım. Yalnız yaşıyorum artık. Ay ne kadar güzel Özge ya. Ama biliyor musun, senin liseden belliydi büyük işler yapacağın. O zamandan beri gözü karaydın. Çok sevindim senin adına, helal olsun. Sen ne yapıyorsun? Hiç sorma, ben hiçbir şey yapamıyorum babam yüzünden. İşte bir tek konservatuara girebildim o kadar. Aa evet, senin sesin çok güzeldi, hatırlıyorum. Güzeldi, güzeldi ama bir halta yaramıyor ki. İşte kulüplerde bir ara şarkıcılık yapmaya başladım.
Ama babamdan dolayı kariyerim başlamadan sona erdi. Adam hiçbir şekilde başarılı olmamı istemiyor çünkü. Ay çok üzüldüm kız. Bir de senin babana baksana. Modellik yapmana karışmıyor, ayrı evde yaşamana izin veriyor. Benim için tam bir ideal baba yani. Keşke benim babam da öyle olsaydı biliyor musun Özge? Ama kader işte. Şanssız doğmuşum ben. Peki sen böyle sırt çantana yüklenmiş nereye gidiyordun? Bir şeyden alıkoymuyorum değil mi seni bu arada? Yok, beni alıkoyman imkansız çünkü hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl yani? Ben evden kaçtım Özge. Yanıma para pul almadan vurdum kapıyı çıktım. Hatta kalacak bir yerim bile yok. Ya gel bende kal derdim ama ev hiç müsait değil canım ya. Aslında birkaç gün sende kalabilirsem ben kendime kalacak bir yer ayarlayıp hemen çıkar giderim. Şey... Gerçekten sadece birkaç gün. Tamam hadi gel. Sağ ol. Gitti kızcağım gitti. Osman, Dilek evden kaçmış. Ne dersin sen be? Kaçmış mı? Ben sana onu emanet etmedim mi? İyice her yere baktın mı? Karyolanın altına saklanmış olmasın. Belki de koltuğun arkasına girmiştir ha? Ay terlik kaybolmadı Osman. Koskoca kız kayboldu. Bak, bak, bak not da bırakmış. Allah, ne yapacağız biz şimdi be? Hep senin yüzünden Osman. Herkesin içinde attı o tokadı kızcımı. Tabii o da gururla yediremedi. Kaçtı gitti. Veda mektup bırakmış gerçekten. Ay canım ciğerim kızım kim bilir nerelerdedir. Ne yer ne içer. Hep senin yüzünden Osman. Yahu Safiye yeter bir sus be kızım ya. Ortalığı telaşa vermeyin ya Allah Allah. Şimdi hiç değilse biraz sakin olun düşünelim ya. Evet Nuri amca haklı. Oturup bir düşünelim. Ya cepten filan aradınız mı? Aa çok doğru söylersin çocuğum. Ben onu hemen cepten arayayım. Dur dur sen arama dur. Neyse. Sana biraz kırık şimdi. Hiç değilse bir temas kurabilirsek ikna edebiliriz kızı. Leyla sen ara evlat. Tamam Nuri amca. Ya bu kadar büyütmeyin daha. Kız belli ki size kırılmış tavır yapıyor. Yani neredeyse çıkıp gelir kız bu. Nereye gidecek tek başına? Ulaşılamıyor. Kapalı belli ki. Görüyor musun? Kızcağızım niçin kapatırsın telefonu? Biz nasıl ulaşacağız şimdi sana? Ya Osman aga belli ki kız sana kırılmış işte. Ulaşmayasın diye telefonunu açmıyor. O da var ya tabii. Akam biz böyle mal gibi duracak mıyız canım? Çıkalım bir böyle bir sağa sola bakalım. Durun oğlum ya telaşaya vermeyin ortalığı ya. Hadi kalkın gidelim karakola haber veriyorum hadi. Nuri amca gelelim mi? Elim kırılaydı da bu şamanı yalatmasaydım kızcağızımın yüzüne. Ya Osman aga hep söylüyorum işte ya. Hep söylüyorum. Saman elevi gibisin. Hata yapıyorsun sonra da böyle pişman olursun. Hadi yürü çabuk çabuk. Ya Osman yürü Allah aşkına ya Allah Allah. Hayırdır çamuşum? Niye apar topar çağırdın beni? Ya bu kızın inadından bıktım ya. Tutturdu o komiserle evleneceğim diye. Çavuşum senin kızın da pek inatçıymış. İyi ama onun adı bana sökmez, ben biliyorum ne yapacağımı. Bir planın var mı çavuşum? Var. Onu senin yeğeninle evlendireceğim. Aa, çok iyi, çok iyi. Tabii. Olur tabii. Çavuşum! Hep senin yüzünden Osman. Der konuşup durursun. Ana olsaydın da kızına sahip çıksaydın. El alemin oğlanıyla buluşurken haberin yok muydu sen? Ya bunlar karakola giderken de böyleydi. Geldiler yine böyle. Ne oluyor Nuri Baba ya? Sinan doğruyu söylüyor. Dar çıkarken dar girerken dar. Orada da dar. Başımın etini yediniz be. Allah Allah ya. Bir susun. Bir dinleyin. İşte gittik karakola haber verdik tamam. Polis her yerde dili arıyor. Kısa zamanda bulunacak. Evet Osman abi biraz bekleyin. O da sakinleşince arayıp dönecektir illaki yani. Ağam hem Dilek akıllı kız. Öyle ailesini birden bırakıp gitmez. Hah telefon. Alo buyurun Akasya Durağı. Ne? Nerede? Ne zaman? Tamam hemen geliyoruz. Ne olmuş baba ya? Heyecandan öldürdünüz ya. Ramazan abi kaza geçirmiş. Ne? Baba nasıl kaza geçirmiş? Nasıl dışarı çıkmış? Bir şey var mı kardeşlik? Bilmiyorum bir şey ya. Bir an evvel hastaneye gidelim. İyi o zaman hemen gidelim. Ya bunca insanız siz gitmeyin siz eve gidin. Dilek hemen gelebilir. Sinan siz Leyla'yı alın. Hadi yürüyün. Tamam. Hadi çıkın çıkın. Çıkın çıkın. Geç. Tolga'yı
İşteciğimi arayayım da turumdan haberdar olsun da. Evin çok güzelmiş Özge. Kim bilir kirası ne kadardır buranın. Sen bayağı iyi kazanıyorsun herhalde. Yani işte. Böyle bir evde oturacak kadar, şu arabaya binecek kadar kazanıyorum. Acaba ben de mi modellik yapsam? Hayır. Neden öyle bir tepki verdin? Ya kızım, dışarıdan göründüğü gibi değil işin iç yüzü. Çok zor ve insafsız bir meslek. Pek sana uygun değil yani. Anladım. Canım ben de zaten öylesine söylemiştim. Peki bir şey soracağım, maaşla mı çalışıyorsun? Yok, parça başı. Yani yaptığın iş kadar kazanıyorsun. Neyse gel ben seni odana yerleştireyim. Giyecek bir şeylerin var mı? Eşofman falan vereyim mi sana? Yok yok, ben evi terk ederken birkaç bir şey aldım yanıma. Yavrum, Ramazan can yeri. Nuri amca. Süleyman amca, babam nasıl? Hemen acele aldılar kızım. Doktor biraz sonra bilgi vereceğim dedi. Baba ya, bana haber vermeden niye dışarı çıkarsın ki? Doktor geliyor şimdi, ondan her şeyi öğreniriz. Doktor bey, ben Ramazan Caner'in kızıyım. Babamın durumu nasıl? Hemen ameliyatı alacağız. Çok kan kaybetmiş. Çok acil kana ihtiyacımız var. Biz veririz. Evet, bu kadar adamız, veririz yani. Kan grubu nedir? Babamın kan grubu 0 Rh negatif. Abi bu benimki uymuyor. Benim 0 Rh pozitif. Olmadı. Ya hiçbirimizin kan grubu uymuyor mu ya? Yakınlarınız falan bildiğiniz kim varsa arayın. Şimdi gitmem lazım. Çok zor bulun abi kan grubu. Dur be evladım, dur. Telaşlanma, gereken ne varsa yapacağız. Mert. O da merkeze ara, taksici arkadaşlarına haber versinler. Durum acil desinler. Biz de bildiğimiz, bilmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız herkese telefon ediyoruz zaten. Tamam, ben hemen bir Gülübü'yü arayayım. Kuaförde belki vardır baba. Söylesin amcım. Ha Gülübük, orada 0 Rh negatif kan grubu olan canlı var mı? Kayganam dahil buna. Ya sen ne diyorsun Sinan ya? Ne kanı kime lazım? Ya Gülübük, soruya soruyla cevap verme ya. Sen sadece sorduğuma cevap ver. Var mı yok mu? Ramazan babaya acilen kan lazım ya. Kaza geçirdi. Ay hay Allah, benimki değil. Kızlar, Ramazan baba kaza geçirmiş. Acil 0 Rh negatif kan aranıyor. Yok ablam, benimki de döldür. Ben kanımın markasını bilmem ki. Yok anne, ben biliyorum. Seninki de değil maalesef. Ay benimki de değil. Benimki de değil. Ay Sinan, burada kimseninki değil. Ya ne kadar kansızsınız, tamam kapatın, ben başka yerlere arayacağım ya. Hadi hoşça kal. Ay Allah yardımcısı olsun ya. Safiye'nin kan grubu neydi acaba? Sahi hiç uğramadılar onlar, farkında mısınız? Efendim Ali Kemal. Gülbin yeğeciğim, haberler birikti. Ya eğer Ramazan babanın durumunu söylüyorsan onu biliyoruz Ali Kemal. O zaman öbürü gitti, yeni bir haber geldi. Tilek ablacığım evden kaçmıştır. Ne? Hadi canım. Hem vallahi hem billahi, yalan söylüyorsam iki gözüm önüme aksın. Hem de böyle bir ne bırakmıştı? Heh, mektup bırakmış, mektup. Vallahi şimdilik haberler bu kadardır. Ay Dilek evden kaçmış. Ah benim teyzem yıkılmıştır şimdi. Anlaşıldı şimdi niye hiç uğramadıkları. Ya Safiye ablam perişan olmuştur. Ay vallahi doğru söylüyorsun. Mert, oda merkezden bir haber gelmedi mi oğlum? Yok baba ya, ama dakika başı anons ediyorlarmış taksilere. Ya Bakırköy'de beraber yattığım arkadaşlara bile sordum yani, yok. Ağam bunun bir yolu yok mudur? Böyle beklemeyek, çıkak sokağa bağırak mağırak arayak. Çok geç kaldık ya, çok. Hayatım, Ramazan baba nasıl? Acil kan lazım, Tolga bulamıyoruz, babamı kaybedeceğiz. Ya ne bulunmaz kanmış enişte, bu 0 Rh negatif bulamadık hiçbir yerde. Ne? Ramazan babanın kanı 0 Rh negatif mi? He. Üzülme hayatım, aradığımız kanı bulduk. Nasıl? Benim kan grubum 0 Rh negatif. Nereden gidiyorum? Ya şuradan şuradan. Acile acile. Allah'ım şükürler olsun. İşe bak ya, aradığımız kan burnumuzun dibinde Tolga abideymiş ha. Ya madem Tolga eniştenin de Ramazan babanın da kanları 0 Rh negatif, niye Ramazan babayla Tolga eniştenin kanları birbirine ısınmadı, kaynamadı Nuri baba? Ya. Aynı kutuplar birbirini iter, ayrı kutuplar birbirini çeker. Bu fizik kanunu, bilmiyor musun? He tabii, benim fiziğim zayıf da ondan bilemeyebilirim ben. Ya bırakın tatavayı ya. Bekleyelim şu işin sonucunu ya. Dır 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 dır, yeter. Geldim. Geldim. Hayda. Daha sen hazır değil misin ya? Ya bir kere de geldiğinde hazır ol be. Tunca, iki ara bir pabuca sokma benim. Geç otur şöyle. Ben şimdi makyajımı tamamlayıp geliyorum, tamam mı? Ha. Hayrola, bir yere mi gidiyorsun? Dilekciğim, benim bu akşam bir reklam çekimim var da. Ona gidiyorum. Hmm. Oraya. Aa,
Özgeciğim. Bu güzel hanımla beni neden tanıştırmıyorsun ya? Tuncay, otur beni bekle. Ben 2 dakika geleceğim. Kim bu beyefendi Özge? O ne? O benim ajansım. Boşver sarımıza ezektir biraz. Bana bak, sen evde yalnız kalınca korkmayacaksın değil mi? İşim uzun sürmez benim. Saçmalama Allah aşkına, ben çocuk muyum? Ha, tamam. Çok güzel kızmışsın sen ya. Bizim sektörde bayağı ekmek yersin sen. Anlamadım. Yani modellik yaparsan para kazanırsın. Özge'nin sahip olduğu tüm bu şeylere sen de sahip olabilirsin. Ya aslında benim de ihtiyacım var ama Özge'ye pek sıcak bakmıyor. Aa, koca kızsın sen. Özge'ye ne? Kendi kararlarını kendin verebilirsin. Ya bilmem ki. Hem sizce benden model olur mu? Biraz anlarız bu işlerden. Sen var ya, harika model olursun. Sen kendini bana bırak, çalışmaya razı ol. Çok para kırarız biz seninle, çok. Gerçekten mi söylüyorsunuz? Bak, birkaç resim çekimde ne kadar ciddi olduğumu anla. Evet. Şu an özel kataloğuma giriyorsun ha. Evet. Güzel. Senin önünün açık kızım. Güzel. Yalnız Özge'ye bir şey söyleme şimdilik. Hemen kıskançlık yapar. Ben hazırım, çıkabiliriz. Ya Dilekciğim, kusura bakma, seni de yalnız bırakıyorum. Önemli değil canım, sen işine bak. Bu arada çok güzel olmuşsun. Sağ ol canım. İyi akşamlar Dilek Hanım. İyi akşamlar. Doktor Bey, Ramazan Baba iyi mi? Durumu nasıl Hakan? Yahu çocuklar durun, sıkboğaz etmeyin Doktor Bey ya. Ameliyat gayet başarılı geçti. Yoğun bakımdan odasına da aldık hastamızı. Peki görebilir miyiz? Evet ama kısa bir süre için, buyurun. Geç bacım, geç. Niye tek başına dışarı çıkıyorsun ya? Sana bir şey olsa ben ne yapardım? Biz acı patlıcanız kızım. Kırağı çalmaz bize. Bunun ne işi var burada? Siz ayrılmadınız mı? Anlaşılan Ramazan Baba tamamen sağlığına kavuşmuş hayatım. Siz ne diyorsunuz Ramazan Bey? Eğer Tolga Bey olmasaydı sizi kurtarmamız mümkün değildi. Mucize gibi çıktı ortaya. Niye? Ameliyatı o mu yaptı yani? Hayır, kan verdi. Ve eğer o verdiği kan olmasaydı şu an hayatta olmayacaktınız. Ne? Her neyse, ben tekrar uğrayacağım. Sizler de hastamızı fazla yormayın. Yoğun bakımdan yeni çıktı. Tabii, tabii yormayız. Eyvallah. Duydun mu? Bu Tolga denilen çocuk olmasaydı sen galiba öbür tarafa yolcuydun baba. İçinizden biri kan veremedi mi onun yerine? Baba her yerde kan aradık ama artık umudumuz tükenmişti. Vallahi hayatını Tolga komiserime borçlusun Ramazan baba. Yani abi çocuklar haklı. Bunun altında kalmamalısın. Bunu ödemelisin Mehmetciğim. Ne yapacağım? Ne kadar kan verdiyse geri mi vereyim? Ya olur mu öyle şey ya? Abi bak, bu çocuğun sana yardımı hayati bir konuda oldu. Sen de başka bir hayati konuda onlara yardım etmelisin. Nasıl yani? Abi kıvırma. Bu çocukların evlenmesine müsaade et ya. Allah Allah, artık yeter be. Evet. Hayatta olmaz. Öbür hayatta olur mu sanki Ramazan baba? Tolga enişte olmasaydı sen atti patti kaç attı hadi bay bay yani. Ağam, kurban olam, elin ayağın öpem. İzin ver bir hede, gençler sevinsin, abi büyüklük yap haydi. Hadi be Ramazan baba. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi abi. Hadi, hadi. Hadi peki, hadi evlensinler aman be. Hadi bana bakın, evlilik hazırlıklarına başlayın hadi. Başlayın da siz de rahat edin biz de. Nasıl parça abicim? Piyasaya yeni düştü. Yeni ürün. Of 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 of, çıtıra bak. Kaç yaşında oğlum bu? Bak Tuncay, sonra başımız belaya girmesin. Saçmalama abicim, saçmalama ya. Çıtır dediysek 18'ini çoktan bitirmiş. Ama saf, el değmemiş, nadide bir çiçek bu. Açılmamış gonca gül. Ne istiyorsun buna? Temizinden 2000 liranı alırım kardeşim. Yuh! Tapusunu istemiyoruz oğlum. Bir gecelik, bir gecelik. Manken gibi kız abicim.
piyasaya daha düşmedi bile. Allah aşkına bir bak ya. Bir bak ya. Bu kadar para etmez mi bu kız ha? Tamam. Bu gece müsait mi? Olmaz mı? Hadi götüreyim seni. Yalnız paralar peşin, kırmızı meşin. Al bakalım. Eyvallah. Ah Osman. Ellerin kırılsaydın, atmasaydın o tokatı kız Çem'e. Gördünüz mü hanımlar? Minicik kızım evden uçtu gitti. Ağlama artık Safiye, perişan oldun. Ay teyzem yeter artık kendini kahrettiğini, ağlama ya. Ah ben kendimi kahretmeyeyim de kimler kahretsin? Kim bilir nerededir şimdi? Allah korusun ya başına bir şey gelirse. Ay saçmalama. Yitir böyle kötü şeyleri aklına. Ya Allah gözüme tatlı canını. Bakarsın pişman olur döner geri gelir. İnşallah. Ah kardeşlik ah perişan olduk. Bu dilek nasıl terk eder gider bizi be ha? Bilmez mi onu ne kadar sevdiğimizi ha? Tabii sen tokadı yalatana kadar bilmezdi sonra öğrendi. Sinan zevzeklik istemez. Bırak konuşsun kardeşlik bırak konuşsun. Ah, ne kadar severdim kızımı ne kadar severdim ama bir kerecik olsun söylemedim ona seni o kadar çok severim diye. Bir kerecik olsun. Keşke söyleseydim keşke keşke. Ağlam kurban hanım ağlam hele ya. Nasıl ağlamam ben bir kızım. Babayım ben baba. Evladım kayıp nasıl ağlamam. Ağlama Osman babacığım Allah şimdi ben de ağlayacağım. Ali Kemal oğlum. Biz buraya Osman'ı teselliye geldik ya. İyi akşamlar Fıştık. İyi akşamlar. Yalnız Özge daha gelmedi. Ama biz Özge için gelmedik ki. Senin için geldik. Anlamadım. Benim için mi geldiniz? Tanıştırayım. Bizim sanat yönetmenimiz Berkant. Bak eğer gözüne girersen seni de model yapar. Katalog çekimlerine katılırsın. Reklamlarda oynarsın. Merhaba Berkant Bey. Çok memnun oldum. Emin olun benim kadar memnun olamazsınız. Ayrıca benim gözüme girmen için önce gönlüme girmek lazım. Ya, ya bıraksana! Ya sen beni ne sanıyorsun? Ne olduğunu ikimiz de iyi biliyoruz. Bana numara yapma. Paranı peşin ödedim. Ne parası ya? Ne diyorsun sen? Bu manyak ne söylüyor? Kızım, sertlik yapma. Bak, kendini bana bırak. Çok para kazanacaksın bu işten, çok. Ha? Güven bana. Hadi. Allah senin cezanı versin! Yeter be! Sıktın artık. Ne yaptın? Bayılmış kız. Daha iyi ya oğlum. Zorluk çıkarmaz. Hadi yardım et de odaya çıkarın. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz siz? Hep sen mi para kazanacaksın? Biraz da arkadaşın kazansın ha? Kahretsin seni Tuncay. Bırakın kız. O kız benim misafirim. Çekil şuradan çekil. Hadi. Bırakın dedim. Bırakın. Bu kızı da bana yaptığın gibi ana düşüremeyeceksin. İzin vermeyeceğim. Namussuz herif. Yeter be yeter. Sana ne onun bunun namusundan ha? Sana ne? Sen kendi namusuna baksana. Seni bana sayıyla mı gönderdiler ha? Sayıyla mı gönderdiler? Ağzını burnunu kırarım seni. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Öldürürüm. Yürü. Benim mekana gidiyoruz. Ali Kemal sen bak oğlum telefona. Alo buyurun. Osman amca. Uy bir saniye. Osman babacığım seni istiyorlar da. Alo. Osman amca yetiş. Kimsin kızım? Nereye yetişeyim? Ben Dileğin arkadaşı Özge. Dileğin başı dertte. Ne olur yetişin. Dileğin başı dertte mi? Nasıl dertte yani? Nasıl? Osman, kız Cem'den bir haber mi var? Bir dakika kızım, sen şu işi bir anlat. Nerede Dilek? Adamların niyeti kötü Osman amca.
Dileği kaçırıp çayır başında bir eve götürdüler. Ne olur yetişin. Sen şu adresi mi ver bakalım bana? Tamam tamam. Ne oldu Osman? Dileği kaçırmıştı. Adresi aldım. Hemen gidelim. Hadi başı dertte. Gidelim. Abi hemen gidelim. Hadi yoldan hadi. Da polisi ararız. Koş. Hayır vermeyin bari. Hadi size iyi eğlenceler. Ben içeride takılacağım ha. Vahşi kısrağı evcilleştirdim ben. Allah belanızı versin! İmdat! İmdat yardım edin! Kızım kaçacak yerin yok. Oğlum yeter, elinizde kalacak adamlar. Hadi götürün polise teslim edin, hadi. Kalk! Elimde kalacak. Kalk, yürü. Baba. Dilek. Kızım. Senin saçının bir teline zarar gelirse ben ölürüm Dilekciğim. Sen benim için çok önemlisin, çok. Çok pişmanım Dilek. Sana vuracağına ellerim kırılsaydı daha iyiydi. Affet beni kızım. Asıl evden kaçtığım için sen beni affet baba. Canım kızım, seni ben çok sevdim, çok çok. Ben de seni çok seviyorum. Durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz